Ben öncelikle dün akşam saatlerinde biliyorsunuz Suriye İdlib'de zırhlı ambulans aracımıza gerçekleştirilen kalleş saldırı sonucu bir Mehmetçiğimiz, uzman çavuş Ercan Zengin kardeşimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarına ve Necip Türk milletinin başı sağ olsun. İki yaralı Mehmetçiğimize de Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine dün akşam saatlerinde 21.06 saatinde Malatya Pütürge merkezli 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremden etkilenen başta Pütürgeli Malatyalı vatandaşlarımız olmak üzere tüm bölge halkına, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabii bizim anayasamız darbe anayasası. 1980 darbesini yapanlar bu anayasayı yaptılar ve hala Türkiye o anayasayla yönetiliyor. Tabii pek çok değişiklik oldu anayasa maddeleri içerisinde ya da o anayasanın ürünü olan yasalarımız içerisinde ama hala bizim başta siyasi parti yasası ve seçim kanunumuz olmak üzere pek çok yasada değişikliğe ihtiyacımız var. İki sebepten dolayı. Birinci sebep daha demokratik bir Türkiye, daha demokratik bir seçim yasası ve daha demokratik bir siyasi partiler yasası için. İkincisi de Türkiye 2017 yılında bir referandum yaparak yeni bir sisteme geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu yeni sisteme de bizim mevcut yasaların uyum haline getirilmesi gerekiyordu, uyumlu hale. Bunlarla ilgili çalışmalar maalesef noksan kaldı, eksik kaldı ve bunlar tamamlanmadı. Bunların da bir an önce yapılması gerekiyor. İşte bugün mecliste işte iki gün önce tartışılan ve büyük kargaşalıklara sebep olan 3 milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi meselesi. Bu anayasanın bir gereği mi? Evet, anayasanın bir gereği. Meclis iş tüzüğünün bir gereği mi bunun okunması? Evet, meclis iş tüzüğünün bir gereği. Peki neye itiraz ediliyor diye baktığımız zaman burada ya da itiraz edenler dayanağını nereden alıyor? Anayasanın başka bir maddesinden 83. maddesini kendilerine dayanak tutuyorlar. Yani halbuki 83. madde iyi okunduğu zaman pek dayanak tutulacak gibi de gözükmüyor. Ama neticede yine de buna itiraz edenlerin eline bir koz veriyor, bir dayanak veriyor. Bu anayasanın 83 ve 84. maddeleri arasındaki uyumsuzluğun da ortadan kaldırılması ve giderilmesi gerekiyor. Net olması lazım. Yani her şeyin net olması lazım. Ama tabii işin içeriğine gelecek olursak yine anayasanın 83. maddesinde dayanak tuttukları maddede diyor ki anayasanın 14. maddesine kapsayan suçlardan ki bu nedir? Hiçbir hak ve hürriyet devletin bağımsızlığına, bütünlüğüne ya da laik cumhuriyet yapısına karşı bir tavır içerisinde olamaz. Şimdi bugün baktığımız zaman PKK terör örgütü devlete meydan okumuyor mu? Devletin varlığına meydan okumuyor mu? Okuyor. Bölücü bir örgüt mü? Bölücü bir örgüt. Ülkenin bütünlüğüne, milletin bütünlüğüne meydan okumuyor mu? Okuyor. Türkiye'yi bölmek için çalışmıyor mu? Çalışıyor. 30 yıldan fazla bir süredir Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştirmiyor mu? Binlerce güvenlik görevlimizi, sivilimizi, askerimizi, polisimizi şehit etmedi mi? Etti. Peki nasıl oluyor da bir milletvekili sıfatını kazanmış birisi bu PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapabiliyor? PKK terör örgütüyle ilişki kurabiliyor. Peki PKK terör örgütüyle ya da başka bir terör örgütüyle ilişki kuracak, onun üyesi pozisyonunda olacak, ona her türlü yardım yataklığı yapacak, sözcülüğünü yapacak. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi de ya da yargıda bunu seyredecek mi? Elbette seyretmeyecek. Seyrederse suç olur. Onun için yargı kararını vermiş, yargı kararını kesinleştirmiş ve ondan sonra da meclise gelmişse elbette ki meclis de bunun gereğini yerine getirecek ve iş tüzüğün 136. maddesini işletecek ve orada okunarak bunların milletvekillikleri sona erecek ve nitekim de böyle oldu. Şimdi burada yargının aldığı kararı eleştirebiliriz, beğenmeyebilirsin. Sen farklı yorumlayabilirsin, o farklı yorumlayabilir ama hepimiz uymakla yükümlüyüz. Yani beğenseniz de beğenmeseniz de
mevcut yasalara ve anayasaya herkesin uyması gerekir. Dolayısıyla da burada yapılan işlem anayasaya da uygundur, yasalara da uygundur, meclis iş tüzüğüne de uygundur. Hatta gecikmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde HDP dışındaki siyasi partilerimizde 100'den fazla Kürt kökenli milletvekili vardır. Devletin en tepe noktalarında, bürokraside, siyasette, iş dünyasında, yani biz birlikte Türkiye'yiz. Onun için bu propagandaya gelmeyelim. CHP kendi propagandasını, kendi tezini, kendi söylemlerini ayrı yapabilir. Ama HDP ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Büyük Millet Meclisi'ni çalışamaz hale getirmek ve HDP'nin diliyle muhalefet yapmak, HDP'nin diliyle bu süreçleri eleştirmek ve faşizme karşı omuz omuza ya da efendim işte bir takım milletvekilinin ağzına yakışmayacak sloganları orada söylemek HDP ile birlikte, o zaman CHP şunu yapıyor, siz HDP ile birliktesiniz diyenlere de aslında bir haklılık payı çıkartıyor. Onun için ben CHP'nin burada net bir şekilde HDP ile arasına bir çizgi koymasını bekliyoruz. Eğer HDP bu kafayla giderse, yani terör örgütüne destek vermeye devam ederse, CHP'ye tavsiyemiz budur. Muhalefetinizi HDP'den bağımsız yapın. Başkanım, sadece erken seçim hani hızlanır mı bu olaylardan sonra? Onunla da ilgili bir açıklamanızı alıyorsunuz. Şimdi tabii Türkiye'de son dönemlerde özellikle iki CHP yetkilisinin darbeyi çağrıştıran sözlerinden sonra Türkiye'de bir darbe gündemi oluştu. Ben Türkiye'de bir askeri darbe ihtimalini geçmiş dönemlere göre daha düşük görüyorum. Yani hele ki komuta kademesiyle birlikte topyekün silahlı kuvvetlerin bir darbe girişimine kalkışacağını asla düşünmüyorum. Silahlı kuvvetler içinde belli bir grup, belli bir junta, Talat Aydemir örneğinde gibi olabilir mi? Olabilir, ama onlardan bir netice çıkmaz. Bir de şu propaganda yapılıyor. Sabah akşam televizyonlarda konuşuyorlar. Efendim, Türkiye'de 87 parti var. Hangisine ne yapacaksınız? Kardeşim, Türkiye'de son seçimlere göre 12 parti var. 12 parti seçime girmeye hak kazanmış. 87 diyerek siyasi partileri itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yok. 12 parti. Bir önceki seçime 10, bir sonraki seçime 12 parti katılmış. Şimdi yeni kurulan 2 parti var. Bunlar da teşkilatlanmalarını tamamlarsa mevcuda göre 14 olur. Yani belki o arada farklı gelişmeler olur. Ama böyle 87 diyerek siyasi partileri itibarsızlaştırmaya bazı gazeteci arkadaşlar bunu yapıyorlar. Dolayısıyla da ben bundan kaçınmalarını doğru bilsinler. Bir erken seçim konusunda ise ben Türkiye'nin şu anda erken seçimin gündeminde olmadığını düşünüyorum. Hem milletin gündeminde değil, hem de Cumhur İttifakı'nın gündeminde değil, hükümetin gündeminde değil, Cumhurbaşkanı'nın gündeminde değil. Çünkü Türkiye'nin şu anda seçime değil, Türkiye'nin toparlanmaya ve yeni sistemle kavuştuğu istikrarını sonuna kadar sürdürüp seçimlerin zamanında yapılması lazım. Bu süreç içerisinde bizim yaralarımızı sarmamız lazım. Bütün dünya ülkeleri olduğu gibi biz de az ya da çok bu koronavirüs illetinden hem 4000'den fazla insanımızı kaybettik. Bir kere daha rahmetli anıyorum. 10 binlerce hala hastamız hastanelerde tedavi görüyor. Bunun yanı sıra pek çok ekonomik kayıplarımız oldu. Bizim bu yaralarımızı sarmamız lazım. Bir taraftan bu yaraları sarmamız lazım. Koronavirüs illetinin bize getirdiği olumsuzlukları gidermemiz lazım. Öbür taraftan üretimi desteklememiz lazım. Tarım ve gıda başta olmak üzere bunu desteklememiz lazım. Öbür taraftan da yine bu 3 yıllık süreç içerisinde anayasamızdaki ve yasalarımızdaki eksiklikleri gidermemiz lazım. Uyum yasaları sürecini tamamlamamız lazım. Ve ondan sonra 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlere Türkiye tam demokratik bir anayasa, tam demokratik bir siyasi parti yasası ve tam demokratik bir seçim kanunuyla gitmesi lazım gelir diye düşünüyorum. Ben erken seçim tartışmalarının Türkiye'ye zaman kaybettirdiğini ve dolayısıyla da bu tartışmalardan çıkıp bizim milletin gündemine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum size de katılımınız için. Başarılar diliyorum. Sağ olun.